çağrısı üzerine bir hipokalsemi vakasına doğru gidiyoruz. Burası Ceyhan'ın Doruk Mahallesi. Çok harika bir köy, büyük bir köy arkadaşlar. Köyün farklı 3-4 tane mahallesi var. Her mahallede birbirlerinden mesafeli bir alanda ama en manzaralı, en güzel yerde muhtemelen burası. Şöyle baktığımızda hemen arka tarafımızda dağ var arkadaşlar. O dağı aştığımızda diğer bölge denize doğru gider. Yılmaz'ım. Evet, dağın arkasında deniz, yumurtalık bölgesi. Dağın bu tarafı Ceyhan bölgesi. Muhtemelen bu dağın arkası da yumurtalık sınırıdır. Yani bu evet, yumurtalıkla Ceyhan sınırını bu dağ ayırıyordur muhtemelen. Burada Yılmaz'ın büyükler var galiba. Burası büyük gibi geldi bana. Vallahi abi. Burası belki çok de zamanında yığıp bak kenara. Burası da öyle. Burası çok tarihi bölgeler arkadaşlar. Burada çok eski zamanlarda belki de yoğunluklu olarak Ermeniler de yaşamış bu bölgede. Ermenilerin evleri falan da var yakın çevrelerde. Yani tarihi bir bölge. Adana'nın Ceyhan ilçesinin güzel bölgesi. Hemen köyler görüyorsunuz. Hayvancılık yapıyor ağırlıklı olarak. Amcam da bizi çağırıyor. Evet. Amcam bizi çağırıyor. Bakalım hayvanımızın problemi neymiş. Hava birkaç gündür güzel, yağmurlu. Bereket yağıyor bölgemize arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi hayvanımızın problemini amcamızdan öğreneceğiz. Selamun aleyküm amcam, nasılsın? Şeyini al. Telefonunu al. Oo, memleketin en güzel meyveleri narenciye. Aleyküm selam. Evet arkadaşlar, bölgemizin ağaçları işte limon. Dalında güzeldir. Çok güzel ya. Şu görüntüye bakın. Verim de çok güzel amca. Sen buna ayrı ne yapıyorsun? Gübre atıyor mu? Hayvan gübresi. Hayvan gübresi atayım ya. Hayvan gübresiyle değil mi? Doğal yani. Doğal ya. Çok güzel ya. Böyle her evde iki tane meyve olsa yeter ya. Evet arkadaşlar, şu an işletmemize geldik. Işığımız var mı? Kalkamıyor ya. Evet, hayvanımız hamle yaptı ama kalkamadı. Doğumu ne zaman yaptı amcacığım? 10 gün de oluyor işte. Ya bu zaman bu. 10 gün mü oldu? Maşallah. Yemesi, iştahı nasıl bugün? İyi, sabredi memnun da kaldıramıyor. Ya yeme içme azaldı ama değil mi şimdi? İştahı azalmıştır muhtemelen. Dışkılamasını yapmaz, idrarını yapmaz. Kaç yaşında hayvanımız? Hayvan genç daha ya. Genç mi? 3 buzağı anası. 3 buzağı anası. Daha önce hiç feşlik geçirdin mi böyle? Yok yok. İlk defa geçiriyor. Beşeranın tohumu. Oo, buzağımız da güzelmiş. hemen işte acaba ondan mı yaptı? Şimdi soğuk su derken Yılmaz getir hele. Efendim abi. Şey. Ne zaman başladı ayağa kalkamama problemi? Kaç saat bugün mi? Ya. Sabahtan beri mi? Öğlen işte ben. Öğlenden başladı değil mi? Tamam. Işığımızı tutalım. Tamam, bir şey verelim. Evet arkadaşlar, hipokalsemi vakasından bahsederken genellikle doğumdan hemen sonra şekillendiğini söyledik. 10 gün olmuş. Ama çoğunlukla doğumu takiben 2-3 gün içerisinde daha ağırlıklı olarak gözlemleniyor ama söylediğim gibi yani hayvanın farklı zamanlarda da doğum öncesinde, doğum sonrasında hipokalsemiye rastlayabiliyoruz. Bu primer dediğimiz birincil hipokalsemi arkadaşlar. Bir de sekonder olarak bazı hastalıkların neticesinde şekillenen hipokalsemiler var. Örneğin mastitis vakaları. Yılmaz, daha önce seninle karşılaştık. Bir mastitis geçiren bir hayvanda da hipokalsemiye rastlayabiliyoruz. Evet. Evet. Şey yapalım, serumunu tamam hazırlayalım. İlaçlarını hazırlayalım. Hangisi? Aç orayı, o hem ışık gelsin. Tamam, güzel oldu. Yılmaz yarımın tamam, ilaçları şey hazırlayalım. Şey yapalım mı boynundan hareket etsin. Bir de şey de getir de yukarıya şişeyle bağlarız. Tamam. Suni tohumu eldiveni. Ne, suyu çok fazla işte, acaba ondan mı yaptı? Soğuk su mu içti? Buradan elden su yemişler şu buzdolabından. He, soğuk su da iyi yaramaz ama soğuk su şey yapmaz hayvana, feşlik yapmaz, suyu ya. Feşlik yaptırmaz, sadece
solunumla ilgili problem olur. Şimdi ciğer. Ya. Evet arkadaşlar, hipokalsemi vakasının nedenlerini hep bahsediyoruz. Özellikle doğumla birlikte hayvanlardan sütle yoğun olarak kalsiyum çıkışı oluyor. Kuru dönemde hayvanın fazla vücudun kalsiyum ihtiyacı olmadığı için bazen tembellikler oluşabiliyor. İdrarını yapıyor hayvan. Aslında hipokalsemi vakasında hayvanın idrarı da azalır ama şu an daha yeni yeni kalkamıyor hayvan. Biraz zaman geçtikten sonra muhtemelen hayvanın idrar problemi de oluşacak. Dışkılamasını yapamayacak. Yani şu an hipokalseminin başlangıcı arkadaşlar. Yani hipokalsemi ilerledikçe hayvanın tüm vücut kasları felç olacak. Dolayısıyla idrarını yapamaz, dışkılamasını yapamaz, ayağa kalkamaz. Şu an az önce gördüğünüz hayvan biraz yarım pozisyonda ayağa kalkabiliyor. Normalde ilerlemiş vakalarda hiç kalkamaz. En son durumda arkadaşlar hayvan yatar. Akciğer, solunum sistemi de, solunumda sonuçta kaslar var. Onlar da görev yapamaz. Hayvan asfeksiden, solunum yetmezliğinden ölür. Daha önce hiç oldu mu? Diğer hayvanlarında oluyor mu? Yok. İlk defa mı? İlk defa oldu ya. Gerçi de çok oluyor ya. Çok eskilerde. Çok eskilerden, daha babamın evindeydim o zaman. Evet. Mera'ya gidiyor mu hayvanlar? Yok, evde duruyor. Evet arkadaşlar, görüyoruz hayvan yarım pozisyonda. Daha feş... Amca, feşliğin başlangıcı bu. Bu ilerledikçe hayvan adım bile atamaz yani. Hiç hareket bile edemez. Sabahına belletti ya. Yemi böyle bıkın bıkın yedi. Yemi azaltır. Azaltır, böyle bıkın yedi. Evet. Bunu bağlayalım da şey yapmasın, hareket etmeye çalışıp kapmaya çalışmasın sevimlikle. Boynuzunu mu? He. Şöyle boynuzunun ayağına bağlayalım. Bir ip varsa amca. Bir ip verelim. Evet arkadaşlar, biz şöyle bir yöntem uyguluyoruz. Boynuzundan hayvanı arka ayağına bağlıyoruz. Çünkü hayvan hareket ettiği takdirde serumu çıkartabilir. Bu pratik bir yöntem. Hayvanınızı bu şekilde boynuzundan bağlatıp serumunu takmakta fayda var. Şimdi olayı açalım. Bir aydınlık. Serum şeyimiz nerede? Bu şişe aslında burada abi. Ben şuradan şey dedim de. Ben poşet getirdim abi, her ihtimale karşı. Şöyle evet. Yapalım. Şunu. Dur baba. Bir saniye. Bak sana. Ara. Burada mı? Bak. Bu da bir yöntem. Bizi takip eden öğrenci arkadaşlarımız, hekim arkadaşlarımız varsa bu şekilde serum askı. Askılı. Askılı. Yukarıya da bir ip bağlarız. Amca ama bir ip ver. Dur bir saniye, ışık yakayım da abi, ben tam net belli olmuyoruz ya. Yuvarlayayım, şöyle bir sistem. O ipten bana verebilirsin. Şunu ayar lan. Şuradan da asarız. Evet, alın size bir serum askısı. Kolay, basit ve pratik. Pratik. Çünkü bir kişiyi buna tutturmak bir kişiyi meşgul eder. Serum da ağır olduğu için insanın kolunu yorar. Amca sen boynuzundan gene de gel burada. Ya tutayım ben bunu. Şöyle boy... Ne olur olmaz. Canlı da alacağım. Bir defasında bana bir geçirdi abi boynuzuna. gözümü çıkartıyordu gerçekten. Ya ufak mala benzin abi, büyük. Aynen öyle. Bence amca şunu çıkarak ya. Çıkar. Evet, serumu ayarladık mıydık? Üş. Bak. Bu serumu verirken dikkat etmek lazım arkadaşlar. Üş. Hayvanın solunum sisteminde takip etmek gerekiyor. Bazı serumların içerisinde kalp takviyesi var arkadaşlar. Bu serumun içerisinde kafein gibi kalp
güçlendirici, kalp koruyucu ilaçlar var. Bunlar önemli arkadaşlar. Bu sarı yaşta buldun mu pantaramsın? Pantaramsın yaptım. Buradan yine söyleyeceğim, bazı antibiyotikler, özellikle oksitetrasiklin grubu antibiyotikleri doğum yapan hayvanlara biz tercih etmiyoruz. Sebebine gelince kalsiyum metabolizmasını bozabiliyor. Hipokalsemi de ne yapıyor arkadaşlar? Hipokalsemi riskini arttırıyor. O yüzden dikkat etmek lazım. Özellikle doğum yapan hayvanlara bu oksitetrasiklin içerici antibiyotiklerden yapmamak gerekiyor. Yine özellikle gebelik döneminde, gebeliğin son dönemlerinde bu oksitetrasiklin gibi antibiyotikler buzağların kıkırdak sisteminde de problem oluşturup anomalik buzağların doğmasına neden olabilir. O yüzden oksitetrasiklin grubu ilaçları kullanırken dikkat etmek gerekiyor. Yani gebe hayvanlara, doğumu yakın hayvanlara, yeni doğum yapmış hayvanlara mümkün olduğunca uygulamamak gerekiyor. Belki de amcam bu ilaçtan vurmuş. Bu ilaç da bu hastalığın riskini yükseltmiş olabilir. Mesela daha önce duymadığımız ya da bilmediğimiz bir konu var mesela. Bu bilgiler önemli bilgiler. Detay bilgiler. Her zaman her yerde öğrenemeyeceğiniz bilgiler. Evet. Mesela şöyle bir durum söz konusu. Soruyorsun Ahmet abi gittiğin zaman, abi sağladı mı? Hayır. Genç hayvan mı? Genç hayvan. Evet. Doğumunda bir problem oldu mu? Hayır. Yani hipokalsemi gibi şekillenecek olgular ilk başta problemlenmemiş, gerçekleşmemiş. Aynen. Ama mesela oksitetrasiklin kullanılmış. Yani bazı durumları tetikleyebiliyor. Sadece besleme değil, kendi elinizle bile hayvanın hipokalsemiye neden olmasına sebep olabiliyorsunuz. Fazla sağım gibi doğum anında. O yüzden ağırlıklı olarak doğumun ilk 1-2. Gününde buzağlar emdirilir. Fazla hayvanlara da süt alınmaz ki. Vücuttan fazla miktarda kalsiyum alınmaz. 3 gün durdu ya. Yani zaten durmuş 10. günde meydana gelmiş zaten. Evet. İlk gün sağsaydı belki ilk gün şeyi artardı. İğneyi ne zaman yaptın mesela? Öğlende yaptım. Bugün mü yaptın? Bu hastalıktan dolayı yaptım. Yani şöyle, bu hastalığın anladım. Hastalığın oluşumunda etkili olmamış ama mesela hastalığın şeyini tetiklemiş. Düzelmesini ile geciktirmiş ya da hızlandırmış. Evet. Belki de hipokalsemi olmayacaktı hayvanda örneğin. Evet. Normal bir indikasyondu. Mide sindirim sistemiyle alakalı bir hastalıktı ama o antibiyotiği de vurunca hayvan bu sefer hipokalsemiye davetiye açmış. Bu arada buzağı... Abi buzağı... Seni annesi zannetti. Şöyle... Şimdi buzağı video çekiyoruz ya, durmuyor nasıl burada. İlla emecek, onu planlamaya çalışıyor. Geç kalmış. Geç kalmış bugün. Aç kaldı. Bak, aha şu anda az süt gelmedi diye şu anda istemiyor Ahmet abi. Zaten Tamer'e parmağımı emiyor. Bak. Süt gelmedi diye de kabul etmiyor. Hayır. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi. Abi. Siz birbirinize benziyorsunuz ya. Kardeşim ya. He? Abim de abi. Kardeşim. Kardeş değil mi? Acıkmış bok, hepsini, elimin hepsini yiyecek. Daha önce görmedim ben ya. Gelmedin sen hiç buraya. Doğru abi, ben gelirim de. Tüllere gelmedim buralara. Bu mahalleye gelmedim ben ya. Bura biraz abi. Ayrı bir mahalle ha. İşte dışından. Gizli bir mahalle gibi ha. Değil mi? Bulmak da zor. Hangi görün hangi şeyindesiniz siz? Tekeriyiz biz. Tamam, siz bizdensiniz. Dokuz tekne var ya. Ben de Gümürdül derim. Bizim işte dokuz tekne. Gümürdül, dokuz tekne. Oba taraf, bu taraf, ana taraf Ayaslan. Ayaslan mı? Şeyin bizim canın memleketinden Demirtaş. Can bir Demirtaş da bize kayas yani burada. Vallahi görüyor değil mi? Olaya bak, şimdi işin sıkıntılı tarafı Doruk'la Gümürdül'ü ters tarafta. Biri İmamoğlu'nda, ama biri Yumurtalı'ya yakın. Dikkat et, dağ diyoruz bak. Yörükler nerelerde? Dağlarda. Dağlarda. Tabii. Ama yörükler de güzel yer almış. Ha, şimdi buradan dur. İskenderun'a, Yumurtalık'tan değil, Antalya'ya kadar. Aydın, Muğla. Aynen. Tabii en güzel yerler. En güzel tabii. Yörükler almış. Bizim yani. Dedeler şeye gelmişler. O Leçe'ye. Leçe'de çok hayvanları kırılmış. Leçe'yi bilirim ben. Erzin bir tarafında. O otobüs teknenin yukarıları. Yukarısında bir tarafında. Çok denize hayvan... doğru, denizin kenarında. Çok hastalık çıkmış. Çok hayvanları kırılmış. Oradan bu Hasın Dağı'na geçmişler. O Hasın Dağı orada da yörükler var. Yörükler var orada. Onların da akrabalık var. Ya zaten nerede bu duman tütüyse dağlarda hep yörük yani. Evet. Nerede bir duman görürsen demiş zaten Türk. Torus Dağları'nda. Evet. Çadır görürsen duman tütüyse hep yörük demiş yani. Hep yörük. Yörükler ya. Görüyorsunuz yörükler. Tekeli. Şimdi bazıları bakar ya, yörük dedim adam şeyleri yani aslında saklıyor.
Aslında mesela abi yani. Aslımız yörük ya. Aslımız yörük. Bu Anadolu'yu zaten yani, yörükler Türkleştirmiş. Yörükler yapıyor ya. Yani bazıları şöyle şey yapıyor yani adam. Evet. Okumuş ya bazı okumuş değil olmuş. Adam uzman polis. Uzman savaş polis. Küçümsüyor. Kompleks böyle insanlardan. Ya aslımız neyse o ya. Biz yörüklüğümüzde atalarımızın şeyine gurur duyuyoruz ya. Benim dedemin dedesinde bir tane iki tane şeyde kalıyor. Aydın Sökre'de kalıyor. Oraya gidiyorlar. Şimdi bizim dedeler orada İzmir. İzmir'in şimdi tekeller aynı yerden gelmiştir. İzmir Menderes. Orada Tekeli köyü var. Tekeli köyü vardır ya. Şimdi o Tekeli köyünde bütün bu hepsinin akrabaları var. Evet. Çok. Şimdi biz o köye gittik. Sizi burada nasıl ben tanıdık? Dokuz tekneyi bildiğim için sizi onlara benzettim. Oraya da gittiğinizde aynı benzerlerimiz var orada. Vardım. Niye? Dedelerimizin amcaoğulları hep orada kalmış. Amcaoğulları, hanoğulları, teyzeoğulları. Babası orada kalmış dedemiz. Şimdi yani biz bilmeyiz. Ama araştırsam böyle var ya, şey yapsam bulursun. Asla bilmek lazım. Evet. Bizim mesela akrabalar Manisa'da görüşüyoruz onlarla. Evet. İzmir'de, Uşak'ta, Afyon'da. Her yerde akrabalar var. Güzel bir şey ya. Bir adam 40 sene sonra, 50 sene sonra buluyor ya. Birbirlerini buluyor. Akrabalarını buluyor ya. Aynen. Sizin yerleşim ne zaman bu köye? Doruk'un yerleşimi? Bizim yerleşim buraya 72'de falan olmuştu. Sene 1972. Yok, ilk yerleşim. İlk yerleşim bir çadırdaydık. Bu köylerin, köyün, Doruk köyünün. Onu bilmiyorum. Çok. Yani ya da Ermenilerle beraber burada şeylerde yaşıyordu yani. Eski yaşamırsa ben onu yerler. Ermeniler buralar Ermeniymiş. Ama bu mesela Nacarlı var. Orada da Ermeniler varmış. Orada Ermeni varmış. Nacarlı'da. O Nacarlı orada var ya. 4-5 tane köymüş böyle. 5-6 tane evmiş ya. He. Açıl daha telefon yalnız. Alo. Var belki bilirsiniz. Buyurun. 5-6 köymüş. Var, mevcuttur. Abi kedi kumunun markasını bile soruyorlar ya. Demek bu bölgelerde Ermeniler de yaşamış. Gezdiğinizde Ermeni böyle paraları çıkıyor. Öyle denk geliyor. Yağmur falan yağdığı zaman böyle su. Yağmur yağdığında mı oluyor? Ya, yağmur şey yapar ya böyle su. Su açıyor ya. Hmm. Şey yaparlarmış eskiden bunlar kaç döneminde. Böyle şeyleriyle gömmüşler mesela paralarını maralarını. İşte sene 1915'te oldu ya savaş, sene kadar savaş. 15'te tüm Türkiye'den ayrıldı değil mi bunlar? Tüm Türkiye'den ayrıldıysa tam bu 1915'ten 20'ye kadar sürdü ya. Evet. O dönem. 20'lerde zaten 20-23'te Türkiye bağımsız devlet kurdu. Cumhuriyet falan kurdu ya. Cumhuriyet kurulduktan sonra 23'te, işler değişti. Tam yani düşman Türkiye. Kurtuluş Savaşı dönemi işte. Ya, Kurtuluş Savaşı. O zaman buralarda mesela Fransızlar burayı işgal etmiş. İşte Fransız. O zaman Ermeniler ne yapmış? Fransızdan çok, en çok Ermeni varmış. Ermeni aynen. Ya işte zaten abi Ermeniler onlara destek veriyor. Onlara destek veriyor. İşgal kuvvetlerini burada onlar tutuyor. Onlar tutuyor. Burayı da bildikleri için adresi onlar götürüyor. Onlar götürüyor. Dün mesela bir şey izledim. Talha Uğurluel tarihçi. Evet. Bu Gülek Boğazı'nda, Kar Boğazı'nda Fransızlar bin tane Fransız askeri, teğmeni meymeni, 44 tane bizim oranın yerel köylüsü. Asker de değil. Kuvayi Milliyeci. Evet. 44 kişi o Kar Boğazı'nda onların her birini çatışmada abi yarısını öldürmüşler, yarısını da binbaşı dahil esir almışlar. Ondan sonra zaten savaşın seyri değişmiş. Evet. Çukurova'nın ilk kurtuluşunda ilk kurşun 4 yoldan atılmış. Bağımsızlık ateşi oradan başlamış. Yani böyle topyekün bir şey değil, bölge bölge. Bölge bölge. Kurtarılmış. Bir sonraki kurtuluşu var Cihan'ın. Evet, Cihan'ın kurtuluşu. Cihan'ın kurtuluşu. Bölge bölge, oranın kendi halkı kendi bağımsızlığını sağlamış. Aynen. Şey yaptı mı? Evet. Tamam. Bu arada 5 Ocak'tı. 6 Ocak Adana'nın kurtuluşu. Evet. 5 Ocak'ta Ceyhan'ın kurtuluşu. Ceyhan'ın kurtuluşu 5 Ocak. Evet arkadaşlar, serumumuzu verdik. Bismillah. Bir saniye. Ama hemen de kalkamayabilir hayvana. Uyuşmuş ya. Ayaklar uyuşmuş. Durmaz. Şey yapalım abi sen. Dur hayvanı biraz şey yap. Dinlensin. Ramazan yapayım der kadar. Dinle lan iyi. Sap aslan beri sap. Ayaklar uyuşmuş. Bir de şey yapıyorum. Kayıyor ya. Temel yer tutamıyor abi. Kuyuyor. Kayıyor. Tam da burası da meyilli ya. Ama ayağını bastı yer meyile denk geldi. Sapsaman nerede? Şey. Başını bağla amca. Bu da nasıl bakayım bakalım. Emecek hemen yakaladı. Tut emecek.
Evet. Belki de buzağa yanaştı. Buzağa yanaştı. Hayvan hipokalsemiden sonra hemen yeme iştahı açılır. Gördüğünüz gibi yani, sapı, samanı. Biraz sonra yemir, ezme de. Dışarı ne yaptık biz ya? Dışarıdan şu şeyi çıkart. Yılmaz, şunu dışarıda daha müsait yer var. Dışarıya mı? He. Amca sen onu dediğim yere at dediğim yere. Şimdi buradan sök bunu. Şimdi gene yıkıyor. Beton mu var orada? Ne var? He? Ben yok var. Toprak var ne güzel kapının önü üstü kapalı. Toprak döferim toprak. He? Yetmez bu orada yatsın o. Orada yatsa daha iyi olur. Bir gün gene düşerse. Bence burada. Yağmur yağdı mı altına su gidiyor ya. Ya yağdı burada ya. Yağmur yağdı. Gördün mü? Yok abi yazık şimdi tekrar bir şey korkarsa bize çıkartmazlar. Neyse sıkıntı değil şey Yılmaz. Çok şey yok hayvanda. Hayvan iyi bazı sağlık. İyi sıkıntı yok hayvanda. Sağlam şimdi çatı falan ayrılmış olsaydı oraya aldırırdım ben onu. Ya İskender'in geçen çatı ayrılmadı mı yani? Ora biraz soğuk hayvan şey olur. Çok var ha. Şuradan kes lan. İşte betonun en büyük sıkıntısı çatı ayrılması. Şimdi evet. Erken hayvan kendini yormadan geldik tedaviye başladık. Biraz hayvan uğraşsaydı yani çatıya ayrıldı. Zaten ara dedim şimdi. Yani. Nereye bakma dedi. Evet. Evet arkadaşlar hayvanımızı kaldırdık. Erken müdahale önemli hipokalsemilerde. Hayvan betonda uğraşırsa ayaklar çata ayrılır. Bu sefer kesime gider. Evet. Şimdi burada hep amcaoğullar değil mi bunlar? Dedeler yerleşmiş. 70'li yıllarda kıl çadırındaymışsınız. Bir dedem gelmiş buraya. Dedem yerleşmiş de. Deden yerleşmiş. Dedenden oğullar, çocuklar derken. Hepsi burada ya. Hepsi burada bir mahalle oluşmuş. Evet, köy oluşmuş. Mahalle, mahalle olmuş. Dedenin aşireti. Soy isim neydi sizin? Gül. Güller. Ergül. Baba tarafı baba şey tarafından. Gül. Dokuz tekne. Dokuz tekne tarafından evet. İlk tanemiz dedem rahmetli Gül yaptı. Ayrılıyor orada. Sen deden değiştirmiş. Bu Gül dokuz tekninde yok çünkü. Dikmen mi? Ergül de orada. Dikmenler ve... Kırgıl var. Kırgıl var. Şahin var. Şahin. Onlar da akraba birbirlerine. O Şahinlerin... Ben rahmetten kardeşlerim var. Mustafa Sayın Can var. Evet. Celil Sayın var. Celil amca Sayın rahmetli ya. Oldu. Ramazan Sayın. Yani oldu. Bayağı bir isim değiştirmişlerdi. Ramazan soy isim. Vardı onun oraya. Evet evet. Kırgınlar da akraba onlara. Şu karşı dağ ne kadar devam ediyor? Bayağı büyük bir dağ mı orası? Yok ya büyük değil. Öbür taraf hemen şey. Yani şimdi şu tepeye çıktığımızda hemen öbür taraf arazi mi bura gibi? Baya yediğim işte bu taraf arazi yumurtaların içine yol geliyor buradan içeriden ya biz demirtaş yok 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 şu şu dağın arka tarafı da hemen böyle tarlalar mı? Aynı dağ da böyle dağ aşağı ama bayağı devam ediyor dağ yani. Devam ediyor. Devam ediyor bir tarafı niye ya böyle niye orada düz yer. Bayağı orman var yani arka tarafta. Var var var. 250 işte. Böyle uzunluğa böyle enine öbür tarafı çabuk inen yani. Şeyden geçiyorsun ya demirtaştan böyle mesela doğru rampasından sonra kişiden geçen o dağın yanına yamaç yoldan görüyorsun. Bayağı dağ var mı arkada bayağı orman var mı diye şey yaptım da. Buradan iyi oranlar ya. Yani bu görünen kısımdan arkada da orman var. Devam ediyor. Sen gitmedin o taraflara. Ya gittim biliyorum da burayı bilmiyorum ben. Şu şey tarafında gittim mesela. O Kelemli orada bayağı bir orman var. Orada orman geniş. Var. Buradan Narlıören'e kadar gidiyor. Narlıören'e arka tarafı da yumurtalık. Yumurtalık hududun başlıyor buranın arka tarafından araziler. Bu dağ ayırıyor o zaman Ceyhan'a. Evet bu dağ ayırıyor işte dağ var. Evet. Dağ da sayılmaz hani tepe gibi ya bu dağ değil tamam. Aslında da. Tepe. Başka dağlara bakış dağ değil ya. Tabii canım o yani toprak tepe, yani bir de kaya da değil. Ada gibi hani işte depo buralar. Ada gibi. Bunlar tamam. Ne yapıyoruz? Alıyoruz mu bırakacağız mı devam etsinler vitamin mi? Vitamin bırakalım. Tamam. Vitamini bırakalım. Amca birkaç gün hayvanına yine azsa tamam mı? Az mı sağa? Azsa bir iki gün. Bir gün. Buzağı emsin. Buzağı emer hepsini. Azsa he. Çok sağ ama 1-2 gün hayvana dikkat et. Mert kimlere olmadı gider. Çatısı ayrılmasın hayvana. Sen gitme Mert? Mert. Bir de birkaç günde pekmez verin hayvanımıza. Enerji versin hayvana. Tamam mı? Şimdi pekmez deyince bu kılıç kayalar var hep pekmez veririm. Bozumuz tabii mı? Canım. Biz veririz. Kılıç kayalar pekmez verir. Şimdi bizim buradan bir tane lideri geliyor. Pekmez satıyor da adam öyle diyor. Alın mallara verin diyor. He.
Bekmez'i ben de öneririm. Doğum yaptığı an hayvanlarda ketoz oluşur. Enerji yetersizliği. 25 gün bugün vurduk, yarın bir tane daha. O yüzden pekmez vereceğim. Pekmez vereceğim. Pekmez yok. Buranın geçim kaynağı hayvancılık dışında zeytin. Zeytin ve sulu arazi çok yok herhalde. Buğday ekimi var. Buğday ekimi var. Buğday ekimi. Evet. Yılmaz amcamın işini gör. Hadi gidelim abi. Evet arkadaşlar, bugün çekiyorum, portakalı çok sevdim ya. Evet arkadaşlar, bir hipokalsemi vakasında yine beraberdik. Söylediğimiz gibi hipokalsemi çoğunlukla doğumdan sonra şekillenen, hemen doğumdan birkaç gün sonra şekilleniyor. Ama her evrede görülebilir, doğum öncesinde de bazı hastalıkların sekonder olarak da ortaya çıkar bazı hastalıklarda. Mastitis vakalarında, daha önce de videomuz var bu konuda. Evet, bugünkü tedavimizi tamamlıyoruz. Burada işimizi bitirdik arkadaşlar. Kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olabilir, videolarımıza yorum atabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkta kalın, takipte kalın.